Enes'in monologları Elif Kubaşık, Adile Şimşek ve İsmail Yozgat'ın hikayelerini anlatıyor ve onların adalet için vermiş oldukları mücadeleyi. Enes'in monologlarını oluştururken Elif Kubaşık ve Adile Şimşek'le bütün gün süren görüşmeler gerçekleştirdik. İsmail Yozgat monologunda ise ailenin bize vermiş olduğu belgelere esas aldık. Mahkeme önünde yapılan konuşmaları, kamuoyunda eylemlerde yaptığı konuşmaları esas aldık. Daha sonra toplamış olduğumuz bu malzemeleri, görüşmeleri, belgeleri yoğunlaştırarak kısalttık. Burada altını tekrardan çizmek istediğimiz şey ya da vurgulamak istediğimiz şey, kendimizin bu sürece herhangi bir mücadelesi olmadığı, herhangi bir kelime dahi eklemedik. Gerçek kişilerimize anlatmış olduklarını kendi ifade biçimleriyle, kendi anlatım şekilleriyle aktarmaya çalıştık. Bizler bunu kelimesi kelimesine tiyatro olarak adlandırıyoruz. Bu kısımda yeni bir eklememiz var. Elif Kubaş'ın bugün mahkeme kararı ile ilgili yaptığı, Münih'te yapmış olduğu konuşmayı oyunun sonuna ekledik. Aktüel bir kısmı da olacak. Cello'da Dave, oyuncu arkadaşımız Gizem, iyi seyirler. Adım Elif Kubaşık. Enes Yun'un ortaya çıkmasından sonra birçok defa televizyona çıktım. Defalarca röportaj verdim. Bu beni çok yıprattı. O yüzden kendimi biraz geri çekmiştim. Ama bu mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağım. İnsan hakları sahnesinden biriyle konuşmak başlangıçta benim için hiç kolay değildi. Tüm anılar yeniden canlandı. Herkesin neler olduğunu, nasıl bir haksızlık yaşandığını, polisin bize nasıl davrandığını, nelere katlanmak zorunda olduğumuzu ve nasıl olduğumuzu bilmesini istiyorum. Mehmet'le köyde tanıştık. 17 yaşındaydık. Ben 8 kardeşle büyüdüm. Sabiha, Semar, Devrim, Yılmaz, Barış, Duran ve Serpil. 7 yaşındayken Antep'e. İlkokula gittim. Daha sonra tekrar köye döndük. Çocukluğumda ve gençliğimde hep tarlalarda çalıştım. Yani anlayacağınız yoksulluk içinde büyüdük. Mehmet'in köyüne gideceğimizi duymuşlar. Mehmet'in bir arkadaşı şöyle demiş. Hey, Demir'in kızı köye geliyormuş. Şöyle bir alıcı gözüyle bakayım ona. Mehmet de demiş ki, yok, sen dur. Ben gidip bakacağım. Ben onun kim olduğunu henüz bilmiyordum. Ama birbirimizi gördük ve birbirimizden hoşlandığımız çok açıktı. Kara kaşlar, kara gözler, köyün en yakışıklı erkeği. 2-3 ay sadece bakışarak geçti. Daha sonra konuştuk ve birbirimize aşık olduk. Bir sürü arkadaşı vardı. Hani şu köy evleri vardır ya, onların böyle çatısına tırmanır, orada içer, eğlenir, gitar çalarlardı. Ertesi sabah tüm köy halkı sabah kadar uyuyamadıklarından şikayet ederlerdi. O zamanlar öyle ulu orta yerde buluşmak, el ele tutuşmak falan uygunsuz kaçardı. Aileler, ikiniz de çok gençsiniz dedi. Ve böyle olmaz. Biz de gizli gizli buluştuk. Örneğin tarlada pamuk toplarken herkesin önümde olmasına özen gösteriyordum. Böylece arkaya gidiyordum ve gizlice konuşabiliyorduk. Hani şu pamuk balyaları vardır ya üst üste istiflenirlerdi. Onların aralarında buluşmak da mümkündü. Ya da işte pek çok kimselerin yaşamadığı yerler bulunur ve oralarda buluşulurdu. Geceleri gizli gizli buluşmaya başladık. Mehmet bir arkadaşına, arkadaşı kız kardeşine, daha sonra da kız kardeşi gelip bana nerede buluşacağımızı söylüyordu.
Daha sonra da hemen orada buluşuyorduk. Yani 15 dakika, en fazla yarım saat. Bir keresinde babam yakaladı bizi. Mehmet babama, kızını seviyorum. O zamanlar böyle bir şey söylemek cesaret isterdi. Aile evlenmemize izin vermedi. Bir gün Mehmet'in bir arkadaşından dışarı çıkmam gerektiği haberi geldi. Dışarı çıktım. Arabayı arkadaşı sürüyordu. Mehmet gidiyoruz dedi. Tam bir maceraydı. Aile ne yaptığımızın farkına vardı. Bizimkiler ne yaptı peki? Biraları içip şişeleri camdan fırlattılar ki takip edenlerin lastikleri patlasın diye. Sonra bir de ne duyalım? Meğer başka bir kız ve genç bir oğlan evlenmek için başka bir köye doğru yola çıkmışlar. Sonra evlendik. 1 Nisan'da. 2 yıl boyunca ailemle hiç görüşmedim. Mehmet'in ailesinin büyük tarlaları ve arazileri vardı. Buradaki tarımla ilgili işlerin tamamıyla Mehmet ilgileniyordu. Mehmet çok iyi niyetli birisiydi. Biri ondan bir şey istedi mi asla geri çevirmezdi. Ben öyle değildim. Derdim ki yapmıyoruz. Mehmet bizim işlerimizi öylece bırakırdı. Ve de sürekli birilerini eve davet ederdi. Bense hep derdim yani niye hep biz davet etmek zorundayız? Ben böyle şeylere çok karışırdım. Mehmet dışarıdan bayağı sert görünürdü ama aslında içinde benden çok çok daha yumuşaktı. 2 yıl sonra aileler barıştı ve birbirlerini karşılıklı davet ettiler. 84'te Gamze dünyaya geldi. O doğduğunda ben 19'undaydım. Mehmet ağlamıştı. Daha sonra Mehmet'in askere gitmesi gerekti. Yani hasretle mektup bekler olduk. Kız arkadaşlarım vardı. Kocası yanında olmayan bir kadının başka kadınlarla başka evlerde buluşması o zamanlar çok rastlanan bir şey değildi. Birlikte yemek yapıyor, sohbet ediyor ve çay içiyorduk. Kürt olarak, Alevi olarak yaşamak, 16-17 yaşlarındayken bunun ne demek olduğunu yeni yeni anlamaya başladım. Askerler sürekli baskınlar düzenler ve erkekleri döverlerdi. Biz askeri bir araç gördüğümüzde hemen seslenirdik. Saklanın! Genelde pamuk ya da buğday tarlalarına. Şişman erkekleri zayıf erkeklerin sırtında taşıttırırlardı ya da işte kurbağa gibi zıplamak zorundasınız gibi şeyler söylerlerdi. Dövüldüklerini, kötü muameleye ve işkenceye maruz kaldıklarını biliyorum. Babamı ahırda bile saklamıştık bir keresinde, ineklerin arasında. Mehmet askerden döndü ve aileler ne yapmamız gerektiğine karar verdi. Mehmet'in ailesi Maraş'taki katliamı yaşamıştı. 1978 yılında. Bizim başımıza neler gelebileceği gözlerinin önünde canlanmıştı. Alevilerin evlerini çarpı işaretleriyle işaretlediler. Alevileri öldürdüler. O zamanlar öldürenlere neler vaat edildiği çok konuşuldu. Hamile kadınların karınlarını yardılar. Maraş lafı duyulur duyulmaz akla ilk gelen şey Kanlı Maraş'tır. Maraş'la ilgili çıkan haberde Mehmet'in teyzesinin fotoğrafı da vardı. Yani Mehmet askerden geldi ve aileler dedi. Yurt dışına kaçıyorsunuz. 91'de Almanya'ya geldik. Dortmund'da. Bir yıl mülteci kampında kaldık. Çok zor bir zamandı. Bu nasıl bir Avrupa böyle? Neden bu kadar çok duvar var ve bu kadar gri? Mehmet'in akrabalarının yardımıyla sonunda insani koşullarda bir evimiz oldu. Şubat 92'de. İnsana birdenbire bir cesaret geliyor. Sanki güvende olduğunuz bir şehirde yaşayacakmış hissine kapılıyorsunuz. Ergün
94'te doğdu. Çok yaramaz bir oğlan. Tam bir hiperaktif. İlk evimiz 45 metrekareydi. Daha sonra 98'de 80 metrekarelik bir eve geçtik. Dili konuşamıyorsun. Hep geçici işlerde çalıştım. Daha sonra Mehmet Bey'in kanaması geçirdi. Ve artık ağır işlerde çalışamayacağı belliydi. Böyle boş boş oturamam dedi. Ve bir büfe satın aldı. Gamze bize hep yardımcı oldu. Çocuklar gelip dükkandan bir avroluk bir şeyler aldı mı Mehmet onlara mutlaka 50 sent değerinde bir şeyler de hediye ederdi. Üzerimizdeki baskı kalkmıştı. Artık Mehmet'in bir vardı. Yani bu işin iyi tarafıydı. İşin zor olan kısmıysa çalışma saatlerinin uzunluğuydu. Mert 2000'de doğdu. Mert çok sakindi, hiç sorun çıkartmazdı. Mehmet de çocuklarla ilgilenirdi. Ben dükkandaysam Mehmet evde olurdu ya da ben Ergün'ü okula hazırlardım, Mert yuvaya Mehmet götürürdü. Mehmet futbolu, maçları izlemeyi çok severdi. Böyle kocaman bir televizyon almıştı. Yani işte her türlü futbol maçında olduğu gibi ya böyle bağırışır, tavana zıplarlar ya da işte otururlar, konuşurlardı. Herkes, bütün komşuların hepsi bir atkı takardı. Dortmund'un maçlarını izlerdi Mehmet ama aynı zamanda bir Fenerbahçe taraftarıydı. Bense hep yani o bir top ya diye düşünürdüm. Yani sadece bir top. Hadi canım. Mehmet arabasını çok severdi. Aslında birazcık fazla severdi. Böyle hatta arabası için seçtiği özel kokular vardı. Herkes hala bundan bahseder. Arabasına tek bir toz tanesi bile koydurmazdı. İnsanlara hep bir takma isim takardı Mehmet. Mesela arkadaşı İsmail'e İsot derdi. Acı biber. Mehmet'in Erzurumlu bir arkadaşı vardı. Mehmet onun asla evlenemeyeceğini düşünürdü. Hatta hep buluştuklarında bundan bahsederlerdi. Bir keresinde Mehmet'in çok yakın bir arkadaşının çocuklarının sünnet düğünü vardı. Biz çocuklarla önden gitmiştik. Daha sonra bir anons yapıldığını duyduk. İşte Fahradi'nin sevgilisi Mehmet'ten, Mehmet şunu bunu hediye etti falan diye. Yani önce herkes bir şoke oldu yani. Dedik ki neden Fahradi'nin sevgilisinin adı Mehmet olsun ki? Kendini öyle anons ettirmiş. Telefonda da hep böyle konuşurlardı. Hey sevgilim ne yapıyorsun? Gamze'nin bir arkadaşı vardı. Hep keşke benim de senin gibi bir baban olsun derdi. Babam olsaydı derdi. Mehmet'e hayrandı. Bazen sürtüşmeler olurdu. Çünkü ben Mehmet'in eve çok geç geldiğini düşünürdüm. Yani ben biraz geç gelsem o hemen nerede kaldın diye sorardı. Ancak Gamze dükkanda durursa ailecek akşam yemeklerinde bir araya gelebiliyorduk. Benim onun fikrini kabullenemediğim ya da onun benim fikrimi kabullenemediği durumlar oluyordu. Bazen 2-3 gün birbirimizle hiç konuşmazdık. Tarif etmek çok zor. İnsanları birbirine bağlayan şeyin ne olduğunu. İnsanları birbirine bağlayan şey karşılıklı dürüstlük. İçtenlik, güven. Eğer sen karşındakinin güvenini kazanmışsan ve o da senin güvenini kazanmışsa, işte bu sizi birbirinize bağlar. Mehmet'le yaşadıklarımız beni güçlü ve kendine güvenen bir kadın yaptı. Mesela Ergün akla gelebilecek her türlü naneyi yedi ve ben ona birkaç kere tokat attım. Ama bir keresinde bunu Mehmet gördü ve dedi ki, sen kendi ailende yaşadıklarını tekrar ediyorsun. O bana bunu söyledikten sonra bir daha asla bunu tekrar etmedim. Bu çok esaslı bir tecrübeydi. Mehmet eve geldiğinde ben yan tarafta mutfaktaysam çocuklara ilk sorduğu şey hemen anneniz nerede olurdu. Ben de seslenirdim. Hiçbir yere gitmedim. Kahvaltı yaptık.
simit ve çay. Ben sabah 9.40 gibi kız kardeşime gitmek için dışarı çıktım. Komşumdan bir telefon geldi. Polis arabaları gördüğünü söyledi. Dükkana gidip bir bakmak istemez misin? Arabaları gördüm. Beni doğrudan ambulansa götürdüler. Gamze de oradaydı. Tüm vücudu tir tir titriyordu. Baba diye. Ambulanstaki adam direkt yüzüme söyledi. Eşiniz beyninden vurulmuş. Ben başımdan vurulmuşa döndüm. Adamı itip kalktım. Ambulans bir beşik gibi sallanıyordu. Ne yaptığımı bilmiyorum. Dayanılacak gibi değildi. Onlara Mehmet'i görmek için ısrar ettim. Çünkü söylediklerine inanmıyordum. Olduğunuz karar ile başka bir tokat daha attığınız için size teşekkür ederim. Özellikle Volleyball ve Emin'ge için uygun gördüğünüz cezanın adaletsizliğiyle attığınız tokat için teşekkür ederim. Bu tokatla Dortmund'da neredeyse her gün başka bir biçimde karşılaştığım, mücadele ettiğim ırkçıları, Nazileri cesaretlendirdiğiniz için teşekkür ederim. Mahkemeye Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'nün ortaya çıkmasından önce bu örgütün varlığının polis ve güvenlik güçleri tarafından bilinmesinin mümkün olmadığını, çünkü bu örgütün yer altında gizlice örgütlendiğini belirten açıklaması için teşekkür ederim. Dava süresince ve araştırma komisyonlarınca ortaya çıkarılanlara rağmen yapılan aklımın almadığı, idrak edemediğim bu açıklama için mahkemeye teşekkür ederim. Ben Elif Kubaşık. Bu şekilde verilmiş bir kararı hiçbir şekilde tanımlayamıyor ve anlamlandıramıyorum. Teşekkür ediyoruz.